Evet arkadaşlar, bu videomuzda 90 soruda YGS tarihi tekrarı yapacağız. Sizin için faydalı olacağına inanıyorum arkadaşlar. İnşallah sınavda da sorulara benzer sorular denk gelir de size yardımcı olur. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar soruda bir tanım vermiş. Tanımda diyor ki, tarih, insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbiriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durumda, Alacahöyük'te bulunan ve M.Ö. 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken, 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesindeki bir prens veya yönetici mezarının içinde M.Ö. 3000-3500 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Yukarıda verilen durumda tarih biliminin tanımında yer alan öğelerden hangilerine değinilmiştir arkadaşlar? Soru kökünü iyi okuyalım. Olumlu mu, olumsuz mu ona bakalım önce. Yer. Durumda yer Alacahöyük var, Malatya var, Aslantepe var. Yer var. Zamana bakalım arkadaşlar. Zaman M.Ö. 2500, 1996, 3500, 3000 yılları. Zaman da var arkadaşlar. Toplumların yaşayışlarına bakalım arkadaşlar. Prenslik var. Yönetici mezarları var. Bu bize toplumların yaşayışları hakkında bilgi verir. Yani 1, 2, 3 var. Doğru cevap Edirne. İkinci soruya baktığımızda Cilalıtaş dönemine ait Burdur Hacılar Höyüğü'nde yapılan kazılarda çanak çömlekler ve heykeller bulunmuştur. Höyüğün etrafının sur denilebilecek yükseklikte duvarlarla çevrildiği, ayrıca evlerin arasında sokakların da bulunduğu görülmüştür. Bu bilgiler Hacılar Höyüğü'nde yaşanmış kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir kanıt oluşturmaz? Bakın arkadaşlar, çizmiş altını da dikkat edin. YGS dikkat sınavıdır arkadaşlar. Kaçırmayın soruları. A. Gereksinimlerini karşılayacak araç gereçler yapmışlardır. Bakalım. Çanak çömlekler. Evet. Bu var. B. Savunmaya önem vermişler. Yüksek surlar var. Surlar. Kent yapısı gelişmiştir. Evet. Sokaklar. Sanatsal faaliyetlerle uğraşmışlar. Evet, çanak çömlek. Birden fazla tanrıya inanmışlardır. Paragrafta herhangi bir dinsel objeye rastlanmıyor. Cevabımız Edirne. Üçüncü soruya baktığımızda, tarihteki olayların oluş zamanının belirginleştirilmesi ihtiyacı tarih biliminin bilimlerinden hangileriyle ilişkisini zorunlu hale getirmiştir? Yani burada diyor ki olayların oluş zamanına bakacağız. Coğrafya olmaz. Arkeoloji, kazı bilimi, alakası yok. Kronoloji, zaman bilimi. Bununla bu alakalı arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. Bir diğer soruya baktığımızda, Hititlerde cezaların Babil ve Asur kanunlarına göre daha hafif ve insancıl olduğuna durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Soru kökü olumlu. 1. Devlete isyan suçlarında ölüm cezasının verilmesi. Cezaların kısastan çok bedel ödeme biçiminde olması. Bunu alıyoruz. Kanunların yazılı hale getirilmesi, alakası yok. Cevabımız Bursa. Yalnız 2. Hititlerde krallar aynı zamanda baş rahip, baş yargıç ve baş komutan yetkilerine sahipti. Yasama, yürütme, yargı tekeldi. Bu durum krallara konularından hangilerinde avantaj sağlamıştır? 1. Dini ve siyasi yetkileri tekelde toplama. Evet. 2. Ülke yönetiminde tek başına söz sahibi olma. Evet, tek başına söz. 3. Yönetimde ikilikleri ortadan kaldırma. Evet arkadaşlar, cevabımız Edirne. 3'ü de var. Hanedan öncesi dönemde Mısır'da bilinen ilk güneş takvimi meydana getirilmiştir. Sirius yıldızının yılda bir kez görünüşü temeline dayalı olan bu sistem 12 aydan ibaret olup her ay 30 gündü. Mısır tarihi uzmanlarına göre bu takvim ilk İsa'dan önce 4200'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Soru köküne her zaman dikkat ediyoruz. Mısır'da astronomi gelişmemiştir. Yanlış arkadaşlar. Takvim yapmak astronominin geliştiğinin kanıtıdır. Ulaşılamaz. Günümüz takviminin temellerini çok eski dönemlere uzanmaktadır. Bu olabilir arkadaşlar. Çünkü paragrafta diyor ki bu sistem 12 aydan ibaret, her ay 30 gündü. Günümüz sistemiyle benzerlik gösteriyor dursun. Mısır'da matematik bilimi yeterince gelişmemiştir. Yanlış. Din bilimsel faaliyetlerden etkilenmiştir. Dinle alakalı hiçbir şey yok.
Bilimsel faaliyetler sosyal yaşam tarzlarını etkilemiştir. Hayır, cevabımız Bursa arkadaşlar. Bunlar döneminde kurultay adı verilen meclis yılın belirli zamanlarında toplanırdı. Bu mecliste ülkeyle ilgili önemli kararlar alınırdı. Bu meclise katılanlar tereddüt etmeden Hakan'ın aleyhinde oy verebilirlerdi. Bu durum aşağıdakilerin hangisine kanıt olabilir? Hemen düşünüyoruz arkadaşlar. Bu neyin kanıtıdır? Demokrasinin kanıtıdır. Şıklarda onu arayacağız. Hakan'ın ülke yönetiminde tek söz sahibi olduğu, hayır. Meclise katılanların Hakan'la her zaman görüş birliği içinde olduklarını, hayır. Demokratik yönetim özellikleriyle benzer nitelik taşıdığını, mecliste sadece belirli konuların tartışıldığına, toplantılara hatunun başkanlık ettiğini, alakası yok. Cevap C. Bunlar dönemine ait hazırlık kurganında çıkarılan eserlere bakıldığında buluntuların genelde halı, keçe, örtü, at koşun takımları, silah çeşitleri, elbiseler ve diğer mutfak eşyalarından oluştuğu görülür. Bu durum yargılarından hangilerini doğrulamaz? Olumsuz soru kökü. Taşınabilir malzemelerden eserler yaptıklarını doğrular. El sanatlarıyla uğraştıklarını doğrular. Sanatların yaşam koşullarını yansıttığını doğrular. Eserlerin kurganlara koyma amacıyla hazırlandığını bilemezsin. Cevabımız Ceyhan. İlk Türk devletlerinde ülkenin federal bir yapıya sahip olması ihtiyaçlarından hangilerinde bir artışa sebep olmaz? Olumsuz soru kökü. Merkezi otoritenin denetim gereksinimi. Evet, federal yapı, ikili teşkilat, merkezi otorite zayıftır. Ticari gelirlerin arttırılması. Alakası yok. Siyasi birliğin sağlanması. Evet, var. Cevabımız yalnız 2. Türklerin duygu ve düşüncelerini yaptıkları el işi eserlere yansıtmaları ve süslemeciliğin gelişmesi aşağıdakilerin hangisine önem verdiklerinin bir kanıtıdır? A. Ticaret. B. Tarım. C. Sanat. D. Din. Edirne. Askerlik. Bakalım şey, el işi diyor arkadaşlar. Süslemecilik diyor. Cevabımız Ceyhan. İslam öncesi Türklerin tahılları saklamak için özel çukurlar açmaları, tahılları öğütmek için el değirmenleri kullanmaları. Bakın şurayı bilin arkadaşlar. Saklamak ve öğütmek gibi gelişmeleri yargılarından hangilerine kesin olarak doğrular? 1. Göçebe hayat yaşadıklarını. Bunu bilemezsin. Yerleşik bir göçebe olduğunu bilemezsin. Tarımsal ürünleri tanıdıklarını. Evet, bilirsin çünkü saklıyor, öğütüyor. Ekip biçme aletlerine sahip olduklarını. Bunu bilemezsin arkadaşım. Çünkü bunu satın almış da olabilir. Cevabımız Bursa. Emeviler döneminde Arapçanın İslam ülkelerine yayılması, Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Mevali politikasının sonucudur arkadaşlar. A. İlk Arap İslam parasının basılmasının, hayır. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanması, hayır. Bilimsel eserlerin tercümesine hız vermesinin, hayır. Arapçanın resmi dil olması, idari alanda teşkilatlanmaya gidilmesi, yanlış. Arapçanın resmi dil olması, doğru cevap. Emeviler döneminde durumlarından hangileri devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasında etkili olmuştur? Sınırların genişlemesi, evet var. Hem gelirler artar hem giderler artar. İlk Arap parasının basılması, gelir artar fakat giderini bilemezsin. İç isyanların çıkması, giderler artar. Cevap Adana. Emevilere ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin Abbasilerde de görüldüğü söylenebilir? A. Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman milletlerden üstün görmüşlerdir. Abbasilerde görünmez. Araplar dışındaki Müslüman kişilere Arapların kız vermeleri yasaktır. Abbasilerde görünmez. Bütün valiliklere, komutanlıklara ve önemli memurlara Araplar getirmişlerdir. Görünmez. İslamiyet'te mezhep ayrılıkları artmıştır. Hayır. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılmıştır. Evet. Yalmaz Edirne. Abbas devletinde Türklere ve İranlılara önemli görevler verilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerinden hangisini önlediği savunulabilir? A. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesi. Hayır, bu Emevi dönemindeydi. Diğer toplumların kültürlerinden etkilenilmesi. Hayır. Müslümanlardan öşür ve zekat vergilerinin alınması. Türklerin ve İranlıların yönetimde etkin hale gelmesi.
Arapçanın İslam ülkelerinde yayılması. Cevap Adana arkadaşlar. İslam tarihinde İslamiyet'te resim ve heykel yasak olduğu halde Abbasi ve Emevi sarayları resim ve heykellerle süslenmiş. 2. Arabistan'da kağıt kullanılmadığı halde Abbasiler döneminde ülkede kağıt imalathaneleri açılmıştır. 3. Arapların kendilerine özgü bir mimarileri olmadığı halde zamanla mimaride Bizans'a yarışacak düzeye gelinmiştir. Bunlardan hangileri sınırların genişlemesiyle değişik kültürlerle ilişkiye girilmesinin bir sonucudur? Bakalım. İslamiyet'te resim heykel yasak olduğu halde Abbasi Emevi sarayları resim heykelle süslenmiştir. Evet, bu var. Arabistan'da kağıt kullanılmadığı halde Abbasiler döneminde ülkede kağıt imalathanesi açıyor, bu var. Arapların kendine özgü mimari olmadığı halde Bizans'la yarışacak düzeye geliyor, var. Cevabımız Edo. Anadolu'da beylikler döneminde medreseler o kadar yaygınlaşmıştır ki küçük köylerde bile birçok medrese kurulmuştur. Bu durum beylikler döneminde alanlarından hangilerinde gelişmeler yaşandığına bir kanıt oluşturmaz. Mimar alanında, eğitim alanında, hukuk alanında. Cevap C. Sekizinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Moğol baskısının artmasıyla Anadolu'da bağımsız beylikler kurulması yargılarından hangilerini doğrular? Anadolu Selçuk Devleti'ne olan güven ve bağlılığın arttığı, yanlış. Anadolu'da Türk nüfusunun azaldığı, doğrulamaz. Anadolu'da siyasi birliğin parçalandığı, 3. Celaleddin Harzemşah'ın Ahla şehrini tahrip etmesi üzerine Alaaddin Keykubat maliye ve araziyle uğraşan divan üyelerini Ahlat'a göndermiş, zarar ve ziyan tespiti yaptırmış, halkın zararını karşılayarak onlara tekrar üretici olabilmeleri için gerekli yardımı yapmıştır. Bu durumun sonuçlarından hangilerini doğurduğu söylenebilir? Olumlu. Halkın devlete olan güven ve bağlılığın artmasına, evet. Ticari hayatta sürekliliğin ve güvencenin altına alınması, evet. Anadolu'nun ticari yapısında durağan dönem yaşanması, hayır. 1-2 cevabımız. Anadolu Selçuklarında soyulan kervanların ve zarar gören tüccarların zararı devlet tarafından karşılanırdı. Bir önceki soruyla benzer bir soru. Bu durum yargılarından hangilerini doğrulamaz? Bak ne diyor, doğrulamaz. Ticarette güvenliğin sağlanamadığı, yanlış. Alırız. Devlette sigortacılığın başlatıldığı, var. Ticaretin geliştirilmesine önem verildiği, var. Cevap Adana. Orta Çağ'da Avrupa'da papalığın kendine ait topraklarının olması, aç seferle savaşlarının başlatması, krallara taç giydirmesi, papalıkla ilgili yargılarından hangilerini doğrular? Siyasal bir güç olduğu, kendine ait toprağa haç seferi krallara taç giydiriyor, var. Egemen güç olduğu, yeniliklere açık değil, 1-2 cevap. Orta Çağ'da kilisenin bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı çıkması, unsurlarından hangilerinin ortaya çıkmasını engellemiştir? Kişisel yaratıcılık, evet. Dine dayalı toplum düzeyi, zaten Orta Çağ'ın yaşam tarzı bu. Feodal sistem, var. Cevabımız Adana. Bir diğer soruya baktığımızda, Avrupa ekonomisinin gelişimine bakıldığında sürecin tarımla uğraşma, ticari faaliyetleri geliştirme, sanayileşme şeklinde geliştiği görülür. Bu ekonomik seyir Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ'la ilgili bakımdan aşağıdakilerden hangisi de en doğru olarak verilmiştir? Tarımla uğraşma, Orta Çağ'a şey yaparız. Bir, tarım. Sildik mi zaten? İşaretle geç. Yakın Çağ'da sanayileşme var, sanayi devrimi. 3. Zaten var. Ticari faaliyetleri geliştirmedi. 2. Cevabımız Adana. Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangilerinin doğurduğu söylenemez. Toplumda eşitliğin yaygınlaşması, siyasi yapının değişmesi, sanayileşmenin başlaması. Sanayileşmenin başlaması sanayi inkılabıyla ilgiliydi. Fransız ihtilaliyle alakası yok. Cevabımız C. Ankara Savaşı sonucunda bunlardan hangileri Anadolu'da Türk siyasi birliğinin parçalanmasına sebep olmuştur? İstanbul'un fethi gecikmiş. Hayır. Fetret devri başlamış. Evet. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuş. Beylikler tekrar kurulmuş. Evet. Cevabımız Deniz. Osmanlı Devleti'nde İskan politikasının özelliklerinden bazıları şunlardır. Bunlardan hangilerinde merkezi otoritenin korunması amacı ön planda tutulmuş?
Özellikle konar göçer yörükler tercih edilmiştir. Göçebeleri yerleşik hayata geçirip merkezi otoriteyi sağlayacaklar. Ayaklanma çıkarma ihtimali bulunanlar ve huzursuzluk çıkaran aileler tercih edilmiştir. Evet, merkezi otoriteyi sağlıyor. Yeni yerleşim bölgesinde herkese ihtiyacı olan malzeme verilmiş. Hayır. Cevabımız Denizli. Birinci Selim, Çaldıran Savaşı sırasında isyan eden Yeniçerilerin elebaşlarını sefer dönüşünde cezalandırmış ve ocak komutanlarını değiştirmiştir. Birinci Selim'in bu uygulaması amaçlarından hangilerine yöneliktir? Orduyu disiplin altına alma, evet. Padişahın otoritesini güçlendirme, evet. Yapılacak savaşlar öncesinde iç problem yaşanması ihtimalini ortadan kaldırma, evet. Cevabımız Edirne. Kanuni Sultan Süleyman çıktığı Alman seferinde Alman topraklarının işlerine kadar ilerlediği halde Avusturya Arşidükası Ferdinand ve Alman İmparatoru Charles Osmanlı'nın karşısına çıkmaya cesaret edememişlerdir. Özellikle Alman İmparatoru'nun Osmanlı'nın karşısına çıkamamasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 1. Ülkesinde siyasi birliği sağlayamamış olması. Evet, var. Reform olayları sebebiyle mezhep savaşlarıyla uğraşması. Evet. Siyasi açıdan güçsüz olması. Evet, 1, 2, 3 cevabımız. Yükselme döneminde gelişmelerinden hangileri Orta Asya Türkleriyle doğrudan ilişki kurma amacı taşır? Karadeniz ve Hazar bölgesi denizinin bir kanalla birleştirilmeye çalışılması. Bu var. Safevilerle savaşlar yapılması. Hayır. Memlük devletine son verilmesi. Hayır. Cevabımız Adana. Osmanlı devletinde duraklamanın sebeplerinden biri de padişahların niteliklerinin bozulmasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Kafes usulünün getirilmesi, evet, var. Çocuk yaşlı padişahların tahta geçmesi, evet. İç isyanların artması, hayır. Cevabımız Denizli. Osmanlı Devleti'nde iltizam sisteminin yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisinde bir azalmaya sebep olmuştur? Celali isyanlarda, toprağı boş bırakan köylü sayısında, hayır. Merkezi otoritenin denetim gereksiniminde, hayır. Halkın ödeme gücünün azalmasında, hayır. Vergi veren nüfus miktarı, bu. Cevabımız Edirne. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde yaptığı savaşlarda sürenin uzamasına rağmen alınan yerlerin azalmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Orduda da disiplinin bozulması, evet. Savaşlar uzuyor. Avrupa ordularının çağın şartlarına göre modernleşmesine rağmen Osmanlı ordusunun klasik sistemde devam etmesi, evet. Islahatlar yapılmaya başlanması, hayır. Cevabımız 1 ve 2. 1. Ahmet'in Ekber ve Erşit sistemini getirerek hanedanın en yaşlı üyesini tahta geçmesi usulünü başlatmasıyla amaçlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir? Yönetimdeki egemen gücü değiştirme, hayır. Padişah annelerini yönetimde etkin kılma, hayır. Veliaht belirsizliğini çözme, evet. Tahta kimin geçeceği bellidir. Cevabımız Ceyhan. 18. yüzyılda devlet tarafından ayanlara vergi toplama, fiyatları kontrol etme, bölgenin güvenliğini sağlama gibi görevler verilmiştir. Bunlardan hangileri devletin ayanlarla işbirliği yaptığının kanıtıdır? Vergi toplama, evet. Fiyatları kontrol etme, evet. Bölgenin güvenliğini sağlama, evet. Cevabımız Edirne. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın hükümlerinden hangileri Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlar? 1. Rusya, Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda istediği şehirde konsolosluk açacak. Evet, içlere karışmayı ortam hazırlar. 2. Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksların koruyucusu olacak. Evet. 3. Rusya, Osmanlı Devleti'nden savaş tazminatı alacak. Bu, içlere karışmasına ortam hazırlamaz. Cevabımız 1 ve 2. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı izledikleri politikalardan bazıları şunlardır. Tutumlardan hangileri Avrupalı devletlerin iki yüzlü politikalar izlediklerinin yargısını doğrular? 1. Viyana Kongresi'nde milliyetçi akımları desteklememe kararı aldıkları halde Yunanistan'ın bağımsızlığını desteklemişlerdir. Bu var. Kırım Savaşı sırasında Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni desteklemişlerdir. Kendi sömürgelerindeki milletleri tanıdıkları haklar çok az olduğu halde Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklara verilen hakları çok az bulmuşlardır. Evet, 1 ve 3. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Avrupa'dan etkilendiğinin bir kanıtı olamaz? Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, evet. Senedi İttifakı'nın imzalanması, hayır. Senedi İttifakı ayanlarla imzalıyordu. Meşrutiyetin ilan edilmesi, evet. Kız çocukları için eğitim veren okulların açılması, evet. Avrupa'dan çeşitli kanunların alınması, evet. Cevabımız Bursa.
Tersane konferansında Avrupalı devletlerce Balkan sorununun gündeme alındığı sırada Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan etmiş ve azınlıklara da yönetime katılma hakkı tanımıştır. Bu durum amaçlarından hangileriyle açıklanamaz. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önleme, toprak bütünlüğünü koruma, meclisin devamını sağlama. Meclisin devamını sağlama yoktur arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın 16. maddesinde Doğu Anadolu'da Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır ifadesi Berlin Kongresi'nin 61. maddesinde Doğu Anadolu'da Ermenilerin oturduğu 6 vilayette büyük devletlerin denetiminde ıslahat yapılacaktır şeklinde değiştirilmiştir. Bu durum yargılarından hangilerini doğrular? Rusya, Ermenileri kendi çıkarı doğrultusunda kullanmak istemektedir. Hayır. Ermeni meselesi uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Evet, var bu. Ermenilerin yaşadığı bölge büyük devletlerin çıkar çatışmalarına sahne olmuştur. Evet, bu da var. 1, yok 2 ve 3 sadece. Doğru cevabımız Edirne. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra 31 Mart ayaklanmasının çıkması yargılarından hangilerini doğrulamaz? 1. Yenilik taraftarlarının sayıca arttığı, halkın yeni düzeni korumaya çalıştığı, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan etkilendiği. Cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit döneminde ilan edilen kanuni esasinin Cumhuriyet dönemine kadar varlığını sürdürmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A. Padişahların anayasal düzeni benimsemeleriyle B. Kanun üstünlüğü ilkesini benimsemesiyle C. Saltanat sisteminin devam etmesiyle D. Yenilikleri koruyan kişi ve kurumların bulunmasıyla E. Yenilik taraftarlarının güçlenmesiyle. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar, saltanat sisteminin devam etmesi bununla bir alakası yoktur. Tanzimat ve 1. Meşrutiyet dönemlerinde bazı yazarlar Türk tarihini Osmanlı tarihi gibi göstererek Türk tarihinin sadece Osmanlı dönemi üzerinde durmuşlardır. Bu durum yargılarından hangilerini doğrular? Devlet siyaseti olan Osmanlıcılık düşüncesi tarih araştırmalarına yön vermiştir. Evet, var. Ülkedeki birlik ve beraberlik anlayışını korumak istenmektedir. Evet, dağılmayıcı önleyici engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Cevabımız 1 ve 2. Osmanlı Devleti'nde güçlü olan ya da yöneticilerin desteğini alan şehzadenin tahta geçmesi gelişmelerinden hangilerinin bir sonucudur? Taht kavgalarının yaşanması, biat törenlerinin yapılması, devletin dini kurallarla yönetilmesi. Yalnız bir cevabımız. Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmeleri biat olarak tanımlanıyordu. Bütün grupların biat etmesiyle padişahlığı onaylanan şehzade tahta geçiyordu. Bu bilgilere göre biat uygulamasının sonuçlarından hangilerini doğurması beklenemez. Bakın arkadaşlar, olumsuz sonuç. Siyasi karşılıklılıkları önleme, birlik ve beraberliği koruma, yönetimde yeni uygulamalara yönelme. Bunun alakası yok arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Osmanlı Devleti'nde padişahların tahta geçişleri incelendiğinde ölen padişahın yerine oğullarından birinin, erkek kardeşinin ve amcasının tahta geçtiği görülmüştür. Bu uygulamanın devlete kazandırdığı özellik aşağıdakilerden hangisidir? Egemenliğin tek soya ait olması cevabımızdır. Taht değişikliğinin dış güçlerinde etkili olması hayır. Bir padişahın birkaç defa tahta geçmesi hayır. Saray içi evliliğin geçerli hale gelmesi hayır. Valide sultanların devlet işlerine karışması hayır. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde denizcilik faaliyetlerinin önemsendiğinin bir kanıtı olamaz? A. Denizlerle çevrili bir coğrafyada kurulması, güçlü bir donanmanın kurulması, deniz aşırı bölgelerin fethedilmesi, kaptanı deryanın divan üyesi olarak kabul edilmesi, Akdeniz'in Türk yürü haline gelmesi. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde divan toplantıları kapalı celse usulü yapıldığı halde halkın şikayetlerini dinleme ve davaların görülmesi açık celselerde yapılırdı. Bu durumun sonuçlarından hangilerinin doğurduğu söylenemez. Halkın yönetime olan güven ve bağlılığın artması, evet söylenir. Yargı kararlarına karşı güvensizlik oluşması, hayır söylenemez. Devletin yargı kararlarına müdahalede bulunması, hayır. Cevabımız Edirne. Tarihi oluşumlar milletlerin siyasi, ilmi, iktisadi, kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışın bir ürünüdür. Bunlardan hangileri 1. Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer alır? Siyasi sebepler var, ekonomik sebepler var. Cevabımız Ceyhan. Mustafa Kemal'in Sivas'ta kurduğu gazeteye İrade-i Milliye, Ankara'ya gelişinden sonra kurduğu gazeteye ise Hakimiyet-i Milliye adı verdiği görülmüştür. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir. Hakimiyet anlayışını değiştirmeye, evet. Saltanat yanlılarını destek almaya, hayır. İtiraf devletlerine ılımlı ilişkiler kurmaya, hayır. Mandı taraftarlarını susturmaya, hayır.
Eski rejime giden yolları açmaya hayır. Cevabımız Adana. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümet Temsilcisi arasında imzalanan Amasya Protokolü'nde Temsil Kurulu'nun onayı olmadan düşmanlarla barış görüşmesi yapılmaması hükmü yer almıştır. Bu durum yargılarından hangilerini doğrulamaz? 1. Temsil Kurulu hükümet gibi görünmüştür. Evet. İstanbul Hükümeti otoritesini arttırmıştır. Hayır. Temsil Kurulu ülkede tek otorite olmak istemektedir. Hayır. Cevabımız Adana. Seçimleri milli mücadeleciler kazandığı halde itiraf devletleri son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını engellememişlerdir. Bu durum itiraf devletlerinin olgularından hangilerinin önemini kavrayamadıklarının göstergesidir. Ulusal irade, hayır. Eşitlik ilkesi, evet. Ümmetçilik, hayır. Cevabımız Bursa. Erzurum Kongresi kararları incelendiğinde dünya milletlerinin kendi geleceklerine kendilerinin karar verdikleri bir zamanda İstanbul hükümetinin de milli iradeye dayanması gerektiği belirtilmiştir. Erzurum Kongresi'nin özelliklerinden hangileri ulus iradesine dayalı yönetim anlayışı ile doğrudan ilişkilidir? Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanmasının istenmesi, evet bu var. Sömürgeci anlayışa karşı çıkılması, hayır. Ülke bütünlüğünün korunmasını ilke edilmesi, hayır. Cevabımız Adana. Misak-ı Milli'de belirli bölgelerde halk oylamasına başvurulabileceğinin belirtilmesi anlayışlarından hangilerine uygundur? Monarşik gücü pekiştirme, hayır. Saltanatın devamını sağlama, hayır. Toplumların kendi geleceklerini kendilerinin karar vermesi, evet. Cevabımız yalnız 3. Sevr Antlaşması'na göre Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi kararlaştırılmış fakat bu komisyona Osmanlı Devleti dahil edilmemiştir. Bu durumun amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenemez. Osmanlı Devleti'ni bir Avrupalı devlet sayma, hayır. Mondros ateşkesi hükümlerini hayata geçirme, evet var bu. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarını koruma, hayır. 1 ve 3 cevabımız Ceyhan. Sevr Antlaşması'nda bir Türk vatandaşı itiraf devletleri veya Ermenistan vatandaşlığına geçerse yeni vatandaşlığı hemen tanınacak ve yabancı devletlere tanınan imtiyazlardan yararlanma hakkı kazanacak hükmü yer almıştır. Bu durum kapitülasyonlarla ilgili amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığının göstergesidir. Kapsadığı alanları arttırma, hayır. Yararlananların sayısını arttırma, evet. Osmanlı ekonomisinde daha fazla etkinlik kazanma, evet. Cevabımız Deniz. 2 ve 3. Kütahya Eskişehir savaşları sonrasında mecliste sert tartışmalar yaşanmıştır. Savaş sonrasında meydana gelen gelişmelerden hangileri tartışmaların sonlandırılmasında etkili olmuştur? Ordunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesi, hayır. Meclisin yasama yürütme yargı yetkilerinin 3 aylığına Mustafa Kemal Paşa'ya bırakması, evet var bu. Bazı milletvekillerin meclisin Kayseri'ye taşınmasını gündeme getirmeleri, hayır. Cevabımız Bursa. Sovyet Rusya, TBMM hükümetinin 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzaladığı Ankara Antlaşması'nı protesto etmiştir. Bu durum, Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nın hükümlerinden hangileriyle çelişir? Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan tüm antlaşmalar geçer sayılacaktır. Hayır, bununla alakası yok. Sovyet Rusya, TBMM hükümetine silah ve para yardımında bulunacaktır. Hayır, her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Bu maddeyle çelişir. Cevabımız Ceyhan. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetinin denetimine bırakılacaktır. Hükmünün bulunması Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerini doğrular? Osmanlı Devleti ile ilgili. Hukuken sona ermiştir. Evet. TBMM hükümeti ile birlikte hareket edecektir. Hayır, alakası yok. Siyasi varlığını itiraf devletlerin himayesine devam edecektir. Hayır, cevabımız Adana. Büyük taarruz sonrasında Yunan ordusu Anadolu'dan atılmıştı. Türk ordusunun boğazlara yönelmesi üzerine İngiltere ateşkes istemek zorunda kalmış ancak Yunanistan ateşkes hükümlerini kabul etmeyeceğini bildirmişti. Bu durum yargılarından hangilerini doğrular? Yunanistan ve İngiltere görüş ayrılığı içindedir. Evet. İngiltere Türk ordusuyla savaş yapmaktan çekinmiştir. Evet. Yunanistan yenilgiyi kabullenme taraftarı değildir. Cevabımız 1, 2, 3. Lozan Antlaşması'nın hükümlerinden bazıları şunlardır. Anadolu'da bulunan Rumlar ile Yunanistan'da bulunan Türkler yer değiştirecek. Türkiye'de bulunan azınlıklar Türk vatandaş sayılacak. Türkiye'deki yabancı okullar Türk hükümetinin çıkaracağı yönetmeliklere göre yönetilecekti. Bunlardan hangileri Anadolu'da Türk nüfus oranının artmasında etkili olmuştur? Anadolu'da bulunan Rumlar ile Yunanistan'da bulunan Türkler yer değiştirirse, göç hareketi olursa Anadolu'da Türk nüfusu artar. Cevabımız Adana. Lozan Konferansı'na görüşmeleri yürütmek amacıyla 3 ayrı komisyon kurulmuştur.
komisyon başkanlıkları ise İngiliz, Fransız ve İtalyan delegeler getirmiştir. Bu durum itilaf devletlerinin anlayışlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiklerinin kanıtıdır. Uluslararası eşitlik, hayır. Konferans kararlarında etkilerini koruma, evet. Sömürge cemiyetlerini koruma, evet. Cevabımız deniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Meşrutiyet döneminde 31 Mart ayaklanması, Cumhuriyet döneminde ise Şeyh Said isyanı ve Melemen olayını gerçekleştirmiştir. Bu gelişmeler yargılarından hangilerini doğrular? Toplumun bazı kesimlerinin halk iradesini savunan siyasal olgunluğa erişmediği, evet var. Kırsal kesimde yaşayanların ayaklanmalarda önemli rol oynadığı, hayır. Yenileşme hareketlerinin değişik dönemlerde görüldüğü, evet. Cevabımız Denizli. Cumhuriyet döneminde aşar vergisinin kaldırılmasının sonuçlarından hangilerini doğurduğu savunulamaz. Devletle toplumun bütünleşmesinin kolaylaşması, evet. Halkın devlete olan bağlılığının artması, evet. Yönetimde eski uygulamaların benimsenmesi. Hayır. Cevabımız Ceyhan. Atatürk, Türk tarihini yalnız Osmanlı ve Selçuklu dönemiyle sınırlı olarak değil, çok daha gerilere giderek incelemeleri için tarihçileri teşvik etmiştir. Sadece bu bilgiler doğrultusunda, bakın şurası önemli arkadaşlar, sadece bu bilgi doğrultusunda düşünüldüğünde Atatürk'ün bu isteği anlayışlarından hangileriyle ilişkilidir? Türklerin dünyanın en eski bir ulusu olduğunu ortaya koyma, Türklerin eski ve köklü uygarlıklar kurduklarını kanıtlama, alırız. Asya uygarlığını yaratanlar arasında Türklerin de bulunduğunu kanıtlama, bu da var. 2-3, 1-2-3. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen gelişmelerden hangileri devlet yapısından çok sosyal yaşamın çağdaşlaştırılması anlayışı ile ilgilidir? Tekke zaviye türbelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması, devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki inkılaplardan bazıları şunlardır. Tam bağımsızlığın sağlanması, tek kadınla evliliğin zorunlu hale getirilmesi, Batı takviminin yeni hafta ve pazar tatili gibi kanunları kabulü. Bunlardan hangileri medeniyetçilikten çok milliyetçilikten doğma inkılap hareketleri arasında gösterilir? Tam bağımsızlığın sağlanması. Cevabımız Adana. Atatürk döneminde Latin harflerine geçilmiş Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Bu gelişmeler anlayışlarından hangileriyle ilişkilidir? Türk dilini okunduğu gibi yazılı hale getirme, evet. Dili ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken sayma, evet. Uluslararası ilişkilerde farklı diller kullanma, hayır. Cevabımız 1 ve 2. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara önce medeni kanunda sosyal haklar verilmiş, sonra seçme seçilme hakkı verilmiştir. Bu durum Cumhuriyet dönemi yenilikleriyle ilgili yargılardan hangilerini doğrular? Aşama aşama gerçekleşmiştir, evet. Birbirini tamamlar niteliktedir, evet. Yenilikler yapılırken gerekli ortam hazırlanmıştır, evet. Cevabımız Edirne. Türkiye'de halkın istek ve düşüncelerinin mecliste daha fazla yansımasını sağlamak amacıyla çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmıştır. Bu gelişmeyle ilkelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir? Cumhuriyetçilik kurulur, devletçilik hayır. Halkçılık evet. Cevabımız Deniz. Türkiye'de gelişmelerden milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık ilkeleriyle ilişkisi bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak sıralanmıştır? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kararı. Cumhuriyetçilikle alakalıdır. Kurtuluş Savaşı'nın yapılması. Milliyetçilik. Soyadı kanunun kabulü. Halkçılık. Yani 3 1 3 2. Cevabımız burada. Osmanlı Devleti 93 Harbi'ni Rusya ile, Britanya Savaşı'nı Memlüklerle, Napolyon Savaşları'nı Fransa ile yapmıştır. Bu savaşların isim almasında coğrafya, lider ve yıl etkenlerini göz önünde alındığında en doğru sıra aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 93 Harbi Rusya ile yıl 1 alıyoruz. Britanya Savaşı Memlüklerle, coğrafya, Napolyon Savaşı da liderden almıştır ismini. Cevabımız Bursa. Kaşgarlı Mahmut, Divan Lügat Türk adlı eserinde Türk adını aşağıdakilerden kavramlardan hangisiyle tanıtmıştır? Olgunluk çağı. Cevabımız. Aşağıdaki devlet destan işleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kıpçaklar Manas. Yanlış. Avrupa Hunları Atilla destanı, evet. Asya Hunları Oğuzkan, evet. Uygurlar Göç, evet. Göktürkler Bozkurt destanı, evet.
Manas Destanı Kırgızlara aittir arkadaşlar. Türk tarihinde ilk kağıt üretimi ve hareketli harç sistemi aşağıdakilerden hangisi zamanında gerçekleştirilmiştir? Karahanlılar değil, Göktürkler değil, Harzemşahlar değil, Uygurlar cevabımız. Uygurlar, Maniyeizm dinini resmi olarak aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde kabul etmiştir? Bögükan, Bagatarkan, Bominkan, Mukankan, Tapukan cevabımız. Bögükan zamanında Mani dinine geçmiştir. İslamiyet'ten önceki dönemde Bizans'a elçi göndererek diplomatik ilişkileri başlatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Göktürk devletidir. Giden elçinin adı ise Mani Ak'tır. Mani Ak. Bunu da bilin arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi hükümdarlık sembolü olarak kullanılmamıştır? A. Hilat. B. Yay. C. Kemer. D. Kopuz. E. Tu. Hilat, İslam tarihinde hükümdarlar kullanmıştır. Türklerde devleti oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bağımsızlık, halk, ülke, teşkilat bulunur. Bu dördü bulunur. Kam, din adamıdır. Cevabımız Edirne. Çin kaynaklarında Türk adının anlamı ne olarak açıklanmıştır? Miğfer, töreli, güç, kanun sahibi, olgunluk çağı. Cevabımız Miğfer. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde günümüzde Türk kültürünü yansıtan herhangi bir destan kalmamıştır? Göktürkler, Asyonları, Akunlar, Karahanlılar, Uygurlar. Cevabımız Akunlar arkadaşlar. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk kültürüne ait olamaz? Olumsuzluk 2 var. Yargıcı var, derge var, tudun var, kam var, şirne yok. Şirne İslamiyet'ten sonra. Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdar çocuklarını deneyim kazandırmak amacıyla kurulan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. İltizam sistemi değil, tınar sistemi değil, atabeylik sistemi, müsaade sistemi değil, ihtisap sistemi değil. Cevabımız atabeylik sistemidir. İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte Türk devletlerinde hakimiyet anlayışı, hukuk sistemi, hükümdarlık alametleri alanların hangilerinde değişimin yaşandığı savunulabilir? Hakimiyet anlayışında herhangi bir değişiklik yok. Hukuk sisteminde var, hükümdarlık alametlerinde var. Cevabımız denildi. Kur'an-ı Kerim ilk kez aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde Türkçe'ye çevrilmiştir? Karamanoğulları, Karahanlılar, Osmanlılar, Akkoyunlar, Memlükler. Cevabımız Denizli. Türkistan devletlerinin döneminde küçük yaşta farklı milletlerden seçilen çocukların eğitimi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirmiştir? Davhane değil, Gulamhane, evet, İmarathane değil, Arasta değil, Mevlevihane değil. Cevabımız Bursa. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki Nizamiye medreselerinin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez. Selçuklu topraklarındaki yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemek, evet. Kadı atamaları gerçekleştirmek, hayır. Devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek, evet. Din adamı yetiştirmek, evet. Bilim adamı yetiştirmek, evet. Cevabımız kadı atamaları gerçekleştirmek değildir. Anadolu'daki ilk kervansaray aşağıdakilerden hangisidir? Aksaray, Alayhan. Cevabımız Türk İslam ilim adamlarından Biruni için sarayımın en değerli hazinesidir diyen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Ulubey değil, Melikşah değil, Alaaddin Keykubat değil, Gazneli Sultan Mahmut. Cevabımız doğru. İslam öncesi dönemde Türklerin alfabe ve matbaayı kullanmaları, Orhun kitabelerini yazmaları, 12 hayvanlı Türk takvimini yapmaları faaliyetlerinden hangileri kültürel ve bilimsel alanda gelişmeler sağlandığını kanıt olarak gösterilebilir? Alfabe kullandı. Orhun abideleri, evet. 12 hayvan Türk takvimi, evet. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 90 soruda YGS tarih tekrarımız burada sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.